Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Zonguldak Yozgat Milletvekili Sayın Mehmet Ekici'ye ait. Sayın Ekici burada mı? İkinci sırada geldi mi Mehmet Bey? Tamam. Sayın Ekici buyurun. Sakin olun efendim. Bekleriz. Bekleriz. Sakin olun. Sayın Genç, üslubunuza lütfen dikkat edin. Sayın Genç, parlamentonun en tecrübeli milletvekillerinden birisiniz. Burada bu kürsüde başkanlık yaptınız. Lütfen üslubunuza dikkat edin. Nasıl yönetileceğini ben biliyorum. Anayasa ve iş tüzüğü göre uygun yönetim. Lütfen oturun. Sayın Ekici. Estağfurullah. Buyurun. Süreniz 10 dakikadır efendim. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri. AKP anayasa değişiklik teklifinin 54. maddeyi yeniden düzenleyen madde 7. maddesi üzerinde söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, biz Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarıyız. 40 yıllık siyasi deneyimi olan bir hareketin mensubuyuz. Cumhuriyete, ilkelerine, kurucu iradeye saygılı ve bu iradenin saydığım ilkelerin yaşaması için hayatını feda edecek kadar da bende olmuş bir hareketin mensuplarıyız. Demokrasi bizim için önemlidir. Ama demokrasi bizim için sokaklarda ıspanak fiyatına satılan bir meta değildir. Bizim inandığımız ve ülkemizin çağdaş bir şekilde ulaşmasına arzu ettiğimiz demokrasi insan haklarına dayalı bir demokrasi anlayışıdır. Milli iradeye saygıyı esas alırız. Milli iradenin üstünlüğü üzerine başka herhangi bir iradeyi, herhangi bir grup ve klik anlayışının esiri etmeden milli iradenin üstünlüğü içinde elimizden gelen her türlü çalışmayı yaparız. Bugünlerde bu kürsülerde dahil olmak üzere pek çok alanda junta karşıtlığı adı altında bir zamanlar ekin yaprakları gibi cuntacıların ayağının altına yatan insanların bugün demokrasi havarisi kesildiğini de ibretle izliyoruz. Millete, devlete, vatana bağlılığını çileyle ispatlamış, ateşle ispatlamış bir hareket olarak millete, anayasaya bağlılığa inancımız tamdır bizim. Bu kürsülerde değişiklik teklifinin asıl amacını gizleyerek cuntacılığa 12 Eylül ve sonuçlarına karşı demokrasi ve özgürlük mücahitliğine soyulan kişi ve anlayışların hiçbir iftira ve suçlaması MHP'yi kutlu yürüyüşünden döndüremeyecektir. Bu anayasa değişikliğine biz farklı şeylerle karşı çıkıyoruz. Bir kere usulü yanlış. Hazırlanış usulü daha önce yapılan yani anayasa değişikliği yapma konusunda Avrupa Birliği'ne ders verecek kadar külliyatı oluşmuş olan Türk parlamentosunun ve Türk siyasetinin deneyimlerinin aykırı bir usulle geliyor. Uzlaşma denirken laf olsun diye söylenen bir şey değil. Hazırlayacağınız anayasa ve yapacağınız değişiklikler sadece dünü değil, sadece bugünü değil, bugünden sonra gelecek nesilleri de ilgilendiren metinlerdir. Bunlar öyle günübirlik de
tüzük değiştirir gibi değiştirilecek hususlarda değildir. Dolayısıyla bir usule esasa dayalı olarak yapılması lazımdır. Ama karşımıza bir dayatma şeklinde bir anayasa metni konuldu AKP ve iktidarı tarafından. Yapılan işlem taammüllere de aykırıdır. Bir önceki konuşmamda ısrarla belirttim. Referandum referandum, giderse gider. Millet de ne takdir ederse o da baş üstünedir. Ama herkese hatırlatıyorum, Kıbrıs'ta geçen hafta bir seçim oldu. Herkes bunu görsün. O da baş üstüne. Ama temel hak ve hürriyetlerin referandum konusu yapıldığı bir başka parlamento yoktur, olamaz. Sayın İmaya, bunu en iyi bilenlerdensiniz. Yani dayatmayı mı kabul edelim, onu mu diyorsunuz? Dayatmayı kabul etmeyiz. Dolayısıyla yaptığınız işler, temel hak ve hürriyetler kabul edilmiştir zaten. Yani bunu bir daha mı tartışmaya açıyorsunuz? Kadın erkek eşitliğini pozitif ayrımcılık başlığı altında tekrar tartışmaya açmanın bir anayasacı olarak içinize sindirebiliyorsanız bizim için mesele yoktur. Dolayısıyla hukuka ve cari anayasaya da aykırı bu teklif bir dayatmadır. Tümüyle bir dayatmadır. Dolayısıyla usulüne uygun olmadığı için karşı duruşumuzun ne olduğunu Türk milleti anlamalıdır. Bir başka husus, anayasalar kutsal metinlerde değildir, elbette değiştirilebilir. Toplumun ihtiyaçları, toplumun beklentileri, anayasa değişiklikleri için de temel göstergeler olabilir. Ama şimdi size soruyorum, bu anayasa değişikliği işsizliğe çare bulacak tedbirleri öngören bir anayasa değişikliği midir? Tekliflerinizin içinde işsizlikle ilgili bir tane madde yok. Daha önce uzlaşılan 411 imzayla temsil edilen ve Sayın Başbakan'ın bizzat 411 imzayı Anayasa Mahkemesi tanımadı diye bahsettiği değişikliği bile buraya koyma ihtiyacı hissetmemişsiniz. Yine bir başka husus daha var ki bu çok önemli. Bakın, Sayın Başbakan 17 Nisan 2010 tarihinde Kanal 24'te bir konuşma yaptı. Aynen söylediğini söylüyorum. Anayasa değişikliği önerimiz, açılım projemizin, milli birlik ve kardeşlik projemizin önemli bir parçasıdır. Açılım kapsamında atacağımız adımların önünü açıyor, altyapısını hazırlıyor. Şimdi Yüce Meclis'e, Yüce Meclis'in huzurunda Türk milletine soruyorum. Bu anayasa değişikliği ile Habur görüntülerinin önünü mü açıyorsunuz arkadaşlar? Alakası var işte, okudum metni. Sayın Başbakan'ın sözü, ben Sayın Başbakan'ın sözü bu. Benim sözüm değil. Oluşturmaya yaptığınız, çalıştığımız altyapı ülkemiz ve milletimizi derinden yaralayan bu açılım parçasının bir süreci ise, o zaman siz anayasa falan yapmıyorsunuz burada, başka şey yapıyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, bunu bu kürsülerden açıkça milletimize söylemek durumundasınız. Yani bu açılımın altyapısı için hazırlanmış bir anayasa değişiklik teklifi ise, Sayın Başbakan'ın söylediğini bu sözcüler burada özgürlük savaşçısı, cuntacılığa karşı yiğitçe direnen mücahit rolünü bırakıp bu gerçeği söylemelidirler. Değerli arkadaşlarım, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu ajandanın faili olmayacağız. Aleti olmayacağız, ortağı olmayacağız. Bunu bizden talep etmeye de kimsenin hakkı yoktur. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi kendi gündemini kendi belirleyen bir siyasi partidir. Milliyetçi Hareket Partisi gündemini belirlerken başkentin Ankara olduğu gerçeğinden hareket eden bir gerçeklikle kendi gündemini belirler. Dolayısıyla yüce Türk milleti iyi bilmelidir ki Milliyetçi Hareket Partisi halkının ve Türk milletinin haklarına helal getirecek hiçbir eyleme müsaade etmeyecektir. Dolayısıyla tavsiyemiz bu teklifi geri çekmenizdir. Size diyalog önerdik. Size partiler arası uzlaştırma kurulu önerdik.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın riyasetinde bir uzlaştırma kurulunun karar altına aldığı her hususu seçim sonrasında gerçekleştirmeye vaat ettik ve bu sözümüzde sonuna kadar devam edeceğimizi belirtiyor. Yüce Meclisi en derin saygılarımla selamlıyorum.